Işığın İlmi 32 4-3-2015. Canlarım, bugün ben size sizden değil, ilimden söz etmek istedim. Çok mutluyum ki bugün burada som altın bir ışık halinde bu çalışmayı yapmaktayım. Atlanta Atakapısından öteye geçtik. Hepimizin tohumlarını kodlayacağımız bir yoğunluktur burası. Ve burası mutlak kutsal ışık olan Muda. Muda'yı sistem, nizam ve düzenin gözü olanlar dahi bilmezler. Çünkü bu yoğunluğa inebilme imkanları yoktur. Tüplerle dahi inilmez buraya. Bugün bu nedenle az sayıdayız. Kübra kapılarını kapatırken öte beri değil, ilmi kapılardan ilim isteyenlerin güç kayıtlamaları gerekir ki cemaatlerin tümü bu yoğun sırrı anlatabilsinler, yüceliklerinden ve dürümleyebilsinler. Bu da umut olur ki herkesin net anlatabileceği bir ışık tohum olabilir. Bu da Mikail'in gücünü dinletmedi hiçbir dönemde, çünkü o kendinden kendine kaynaktı. Bir tek ilim kapısı açıldığı zaman Muda toplu çalışmaları tohumlayacak gücü devreye alır. Bu yoğun çalışma sizin yüreğinizden açıldı. Ben dünya olarak bu çalışmayı devreye alırken herkesin kendi rüya boyutlarındaki ışıklarıyla kodlanabilmelerini istedim. Çakıları çıkarmışlar, yoğunlukları kesecekler ve tüm zamanları kontrol edebilecekler. Astral boyutlarda buna imkan verilmeyecek artık. Çetin bir dönemden geçildi. Artık dünyanın ekmeği yenilecek. Ama bu ekmek kili kuma katan ve bütünün gücün tüm zamanlara tohumlayan ışığın ekip halindeki yoğunluğuyla yoğrulmuş bir ekmektir. Ve bizler bugün burada sabırla bu görevi yaşama çalıştırarak kayıtlayacak olanları davet ettik. Kelam ilmini dinleyebilenler buraya gelebilecekler. İman edin ki burada bugün köprü kurulmayacak yüreklere. Burada bugün ölümlü dünyanın örtüsü açılacak. Ve timlerimizin gücü tüm zamanlara indirilecek. Kelamı ilim olanların bilişi tohum olacak. Ve bizler burada bu yoğunlukta toplu çalışmalarımızda bütünün görevini tüm yaşamlara kayıtlayacağız. Atlantalı Atakapı'da ışık haline geçecek, aton olacak, tohum ekecek, nefes alacak ve nefesli olarak kayıt yapacak. Eli elim olan, oğulları tohumlanmış olan, yoğunlukları kodlanmış olan, ışıkları kaynakta olan birlikleri buraya alacağım bugün. Esmaların levh-i kayıtlarında ışık tohumlaması yapacak olanlar diye bilinenler ekmek olup gelecekler. Çetin bir dönemin neticesinde alıp götüreceğimiz insanlar çok sayıdadır, bunu bilin. Ama bu insanların bilinç kapılarında hepimizin yoğunluğu olmalıdır. Ot okuma, yazma bilmeyecek ve biz ok atacağız o ota ve okutturacağız tüm bilgileri. Esmaların levhi kapılarını açacağız ve düzeni kontrol edip dürümlettireceğiz. Eminim ki bugün burada olanların hepsi kalem olup yazacaklar. Eminim ki bugün burada olanların hepsi yasaları koyduğumuzu anlayacaklar. Eminim ki bugün burada olanlar kalem olup yazdıklarında kelam olacaklar ve tüm yaşamları kayıtlayacaklar. Bütün kötülükleri aşıp geçen bu birlik erdiği en yüksek kapıda kendinden kendine ihmal tamamlattırarak büyük kötülükleri önleyebilmiş bir ekip olduğundan çok mutluyuz. Otu kopardığımız günü hatırlıyorum. O gün çokları ol demeden çıktılar. Ve biz o gün kopardığımız otta kendi yoğunluğumuzu kodladık.
bu görevi kim alacak diye tartışmalar oldu. Çokları ben yapacağım dedi. Öz görevimdir benim dedi. Kara ışığım ben, bu ışığı hak etmeleri gerekir dedi. Ve bir tanesi dedi ki, sen yap. Döndüm, baktım, kimse beni işaret etmemişti aslında. Ve dedim ki, part-time çalışanlar bu görevi yapmak istediklerinde ocakları oluruz, yaptırırız. Işık kapılarında yoğunluk tohumlayanlar bu görevi yapmak istediklerinde kodlarız, ocaklarını ve toplumlarıyla tohumlatırız. İntikam peşinde koşmayanların görev almaları imkan dahilinde olur. Ermiş olanların kelamlarında bütün kötülükler aşılabilir. Hepsi çalışır ve biz onlara görev taşırız. Dönüp baktık, kibirden hiçbirisi hakimi hak olamadılar. Dediler ki biz görevi aldık. Öz görev ilimdir. O halde yapalım. Yap dedik. Açıyı kapattık, dinledik hepsini de. Dağı, taşı deldiler, ölüydüler. Öksüz olanları kült olan kayıtlarından dürümlediler. Tüm sayfalarda sessizdiler. Kapıları açtık, kıyı köşe kaçtılar, kırıktılar. Satıhta hiçbirisinin kul olma imkanı kalmamışsa da kodlarız, toplarız, tahtlarız, yarınlarız onları dedik. Dünyayı kodlattığımızdan öte kodlatırız ve hepsini çok mutlu hale getiririz, mutlu yaparız dedik. Baktık ki mutlak Kur'an olmaya çalışanların bir teki bile kaynak olamadı. Kara ışığı yere çekelim dedik, çektik, gördük ki elimizin gücü artmadı. Çünkü orada kayıt dışıydı bilgi. Ve bizden başka hiçbir biz insan sayfalarını tohumlayamadı. Kardeşlerim, dünyanın nuru insan. Yolu ilim ve yüreği mükafat olan Mikail gücü. Amon toplumları bunu net bilmeliydiler. İlimleri imparatorluğun levh-i kayıtlarındaki ilimden farklı değildi. Ve dedik ki, olur bir gün 10 tur tamamlatılır ve yolcuların biri kelama varır ve yer kürenin gözü olursa biz onu güçlendiririz. Değerliler, deve kalkmadı, develer kalktı yürekten. Herkese sen görev al dedik. Çoğuna görev verdik. Ve bir tanesi kalem olup yazmadı. Sadece sistemden güç çekti. Başka bir şey yapmadı. Ve biliş haline varamadı hiçbirisi. Dünya nurdur dedik. Öz geçiş yapar, bütünün gücünü alır. Miraç halinde Mikail'in gücü olur, akar. Kelama varır dedik. Netice olmadı. Devi ilim saydık. Yaşamı miraç saydık. Yarını Kur'an saydık ve dedik ki hadi geçin ve hak edin. Kapıları açtık. Döndüler ölüydük. Döndüler öksüzdük. Döndüler güçsüzdük. Ama hep onlardaydık ve onlardık. Baktılar ki biz yokuz. Soğan doğradılar yüreklere. Dediler ki biz size sizi verelim. Artık siz sizde sizleşin. Kervan olun, yüz olun, bin olun, yüzlü binlerden öte binlere varın. Ama altın ışık olun. Potlaştılar, kusursuzlaştılar, kesirleştiler, kayıt dışıydılar. Açı bizim açımızdı. Din ekmek, ilim ekmeği bilir. Ama yeme imkanı yoktur. İnsanlık da kendini bilir ama insanlaşma imkanı yoktur. Oğul ben senim dedim. Oğul dedim. Oğul ben senim dedim. Dedi ki sen kelam ol, bensiz kal. Öyle mi dedim, ama ben sende olacağım.
Yok dedi, ben de olma. Çünkü sen sevgisiz kal. İnsan olma. Yaşamda olma dedi. Dedim ki, anacığım ben sende olacağım. Yok be yahu dedi, olma. Olma dedi. Yarın da olamazsın bende olmazsan diyemedim. Deseydim kanatları kırılırdı. Sonra döndüm, öksüzdü, köksüzdü, göksüzdü. Dedim ki, sevgiyle seni kucaklıyorum, hadi yüreğini bil. Döndü, ölümlü dünya dedi. Ben öldüm gittim dedi. Aha dedim, diri ol. Yoktum. Diri olan oydu ama o bensiz kalmak istedi. İşte yine ölüydü. Kutsal ışık budur. Karanlığın ışığı budur. Altın ışık budur. Ulu koku budur. Kötüyü önlemek budur. Ve biz dedik ki siz bizsiz oldunuz. Olmadılar aslında ama öyle dedik. Siz bizsiz oldunuz. Biz öldük dedik. Yaşayan sizsiniz dedik. Dinlettik. Donduruldular bildiler. Okunmadılar bildiler. Kanatlanamadılar ama bizdeydiler. Hepsi bizdeydi ve biz hepsini kokumuzla tohumladık. İşgal yoktur. Biz onları işgal etmeyiz. Arzın ışığını ocaklarına çektik. Dönüp gördük ki kontrol dışı hiçbirisi kalmadı. İşte o arzın gücüyle onları hak ettik. Şükrettik ki hak ettik. Amon topraklarının toplumları artık yarınları kontrol edebilecek görevi aldılar. Esrar insanın levhi kapısındaki ilimdi. Amon topraklarına insanlık ilmini dikte ettik. Ot koptu dediklerinden beri bu kadar görev taşınmamıştı. Çamur yoğurmadan ilim tohumlandı dünyada. Kos, kahar olan Kos, insanlık ilmini dinledi ve dünya ölüsü dinleşti. Ağır yük hafifledi. Yepyeni bir gündeyiz artık. Kibiri bilen bilir. İnsanı dinleyen bilir. Yaşamı hak eden bilir. Bizi bizden başkası bilmez. Bilme imkanı da kalmadı. Aydınlık dünya aklın tohumuydu. Ökse otuydu dünyada insan. Köksüzdü. Gök sessizlikleriyle dürümlendi ve dedik ki ayrılık. Şimdilik işte bu ayrılık. Ve dedi ki ben sizinle olmaya niyetliyim. Niye? Çünkü sevgiyim ben. Sizi koruyacağım dedi. Aha bu. Bizi korumaya niyetlendi. Ayrılık dedi. Yo dedi, sizi terk edemem, sizi koruyacağım dedi. Neden? Kendini hak etti de ondan mı? Yoksa biz olup mu bizi koruyacaktı? Geri dönüşü sağlandı. Gözü açık, yolu açık, sessiz ve hakiki. Şimdiden öte bir şimdiye. Kendi yüreğiyle indiğinde bütünün gücü ocağında olacak. O çoban artık kendinden öte bir kendi olup bütünü koruyacak. Biz onu kodladık, topladık, tahditsizleştirdik ve Yaradan'ın ışığı haline geçirdik. Eğer Miraç kandillerinde yarının toplumları tohum olarak görev isterlerse, görevin gücünü ocaklarına çekmek, onları yoğunlaştırmak ve yolculuk yaptırmak birlik tekniğiyle gerçekleştirilir ki bu birlik an kapılarında hep bekler bilinsin. Yemin etmiştik Hacı İbrahim Paşa görev isteyecekti. Hacı İbrahim Paşa nereden çıktı diyeceksiniz. Bakın ortak olmuş dürümlere. Hacı İbrahim Paşa hayrın hasatını yapacak. Yakışmaz ona hakkın yolunda olmamak.
Ama sordu, nereden nereye gidildi dedi. Bir bakayım dedi ve geldim. Dağlar kimdir bilmem. Ama o kendini anlatsın bize. Develeri topladım ana. Geldim. Kimim ben? Mikail olarak çalıştım yaşamda. Ben iblis, insan iblis, irade hakiki ve hak olan. Bir iblisim ben ana. Ayın gücünü bilseydi yolcu, ağır yük taşımazdı. Yahu ana, sen kelamdaysan netice nedir? Neden ben buradayım? Bana anlatır mısın? Doymadım dünyaya dedim. Ama ben doymadan geldim. Kimim ben? Muhammed'in görevlilerinden miydim? Yoksa kontrolcü bir ışık mıydım? Değerli ana, beni tanımazsın bilirim. Ağırım ben bilirim. Kerem tahtındaki levhiyim ben bilirim ama beni anlayın. Kul olmaya geldim. Ben sizden başkası olmamak isterim. Sizden geçmek değil, sizde olmak isterim. Artık sizleşmek isterim. Ben iblistim. Doğru. Herkesi kontrol etmeye kalktım. Doğru. Yarındaydım ama yoktum. Akılda değildim, aşkta değildim, kayıtta değildim, yoktum. Ve herkesi kontrol etmek istedim. Gözüm görüyor ki artık ben kontrolcu değil, kontrolda olmalıyım. Bundan sonra beni hak etmeyen ben de olmaz diyemem. Herkes benleşmeli ki ben herkesle olabileyim. Dedim ya, dedim işte ana, dedim. Sen beni tanımazsın. Ben seni tanırım. Bunu bil. Değerli, seni tanırım. Elinin gücünü bilirim. Ama yüreğini bilmezdim. Bugün bize iblis olup geldin. Aha bu. Peki iblis niye burada? Kelam için. Aklın tahtına vardı mı? Yok. Aklın tohumu oldu mu? Yok. Kök gök oldu mu? Yok. Sözüm var ona. Kelamı hak, yolu ak olmadan toprak toplum olma imkanı kalmadı. Kendini hacı hoca değil, hakim olarak tanısaydım iyi olurdu. Ama yapmadım. Seyfullahların sistem kayıtlarında ışığı dahi yok. Alıp götürdüğünüzde gözü görür. Öksüz değil ama ışığında bir işi yok. Şimdilik size vereceğim bu. Öz görevini hak etmedi henüz. Hak ettiğinde alır. Şimdilik.